Ortada Cumhuriyet tarihinin en büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonu var. Soruşturması var. İddialar ortada. Şimdi bu soruşturmaların ve iddiaların hedefindeki başbakan ve iktidarın değişik mensupları şaşırmış vaziyetteler. Başbakan adeta bir siyasi panik atak geçiriyor şu anda. Hukukun üstünlüğünü infaz etmek için yola çıktılar. Diktatörlere özgü yeni bir AKP özel hukuku yaratmak istiyorlar. Buna meclisteki gücümüz oranında tüm mukavemetimizle, tüm direncimizle karşı koyacağımız çok açık. Kural, düzen, hak, adalet, ahlak, meşruiyet gibi tüm kavramları yok sayarak kendilerine dokunulmazlık, sorgulanmazlık, takipsizlik, yargılanmazlık elbisesi giydirmek istiyorlar. Devlet içinde çete, paralel devlet suçlamaları. Peki Sayın Başbakan, bu çete diye bahsettiğin devletin içindeki yapılandırma monte edilirken bu ülkede sen başbakan mıydın değil miydin? Biraz daha tarif edelim olayı. Son yaşadıklarımız, sabah operasyon, akşam tayin. Savcılar savcıları takip ediyor Türkiye'de. HSYK savcıları takip ediyor. Hükümet, iktidar ve başbakan ve adalet bakanı HSYK'yı takip ediyor. Herkes birbirini takip ediyor. Hani Kurtlar Vadisi vardır. Onu değiştirelim isterseniz. Tam bir Hortumcular Vadisi izlediğimiz sahneler. Türkiye genelinde görev yeri değiştirilen emniyet mensuplarının sayısı 2500'ü aştı. Dün gece de 16 ilin emniyet müdürü görevden alındı. Bu korkunun sebebi nedir? Değerli arkadaşlar, bu bir sivil darbe değil de nedir? Ucu kendine dokununca kahraman polislerini bir gecede hain polis ilan etti. Emniyet mensuplarına yapılan bu operasyon yolsuzlukları, rüşveti, hırsızlıkları örtmek için yapılan bir mıntıka temizliğidir. Babaları temizlik yapıyor, oğulları ardından hortumlamaya başlıyorlar. Anlam budur. 17 Aralık operasyonundan sonra ucu kendisine yaklaşınca meydan meydan dolaşıp bu bir istiklal mücadelesidir diye bindirilmiş kıtalara seslenmeye başladı. Mustafa Kemal ya istiklal ya ölüm olarak başlattı o mücadeleyi. Sen ya istiklal ya oğlum diye tercüme etmeye çalışıyorsun. Utanmadan, sıkılmadan bu tabiri kullanarak yolsuzluklarla o mücadeleyi eş anlamlı hale getirmeye çalışıyorsun. Bugün geldiğimiz noktada ben ne yapabilirim ki diyen bir Sayın Cumhurbaşkanı olamaz Türkiye'de. Sizin göreviniz sadece iktidarın ayıplarını örtmek midir? Krize el koyacağınıza kalkıp çatıştığı ifade edilen, tarif edilen taraflar arasında ara buluculuğa soyunuyorsunuz. Çankaya'daki Cumhurbaşkanlığı köşkü mektup teatisi için bir PTT istasyonu mudur, şubesi midir? Yok paralel devlet, yok çete, yok faiz lobisi, yok dış mihraklar. Geç bunları kardeşim. Geç. Hesap günü gelmiştir Sayın Başbakan. Hiçbir güç bu asrın yolsuzluk ve rüşvet hesabını vermeden kurtulamaz. Yolsuzluklarla mücadele diye geldiniz. Yolsuzluklar, rüşvet ve belgeli hırsızlıklarla gideceksiniz.